tarihi bir cami daha. Burası Amr İbnül As Camii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önemli sahabelerinden komutan Amr İbnül As radıyallahu anh, 642 yılında Mısır'ı fethettiğinde bu camiyi yaptırmış. Mısır'da yapılan ilk cami burasıdır. Yine camilerde gördüğümüz mihrap da bu camide ilk olarak yapılmıştır. Bu caminin bir özelliği de İslam mimarisi tarihinde ilk minare bu caminin inşasında kullanılmıştır. Desenize ilklere imza atmış. Evet. Aa, ne kadar bakımsız bir kabristan. Kimin kabri acaba? Bakalım kiminmiş? Aa, Hasan el-Benna Hazretleri'nin kabri. O kim baba? Mısır'da İslami eğitimi başlatıp bir hareket haline dönüştüren mübarek şehit. Şehit mi? Kim şehit etmiş? O yıllarda İngiliz hakimiyeti altında bulunan Mısır'ın devlet başkanı şehit ettirdi. Neden şehit ettiler? Anlaşılan üç meraklı çocuğa cevap vermekte zorlanacağım. Bir ismi kitaptan okuyayım. Baba, ayakta durmaktan yoruldum. Peki, şöyle oturalım. Baba? Şşt, şimdi tüm sorularınız cevaplanacak. Başladık. 1906 Mısır... ...12 yaşında Hasan camide imamlık yapıyor, ezan... Darul Ulum'u 21 yaşında birincilikle bitiren Hasan el-Benna'nın kurduğu İhvan-ı Müslimin teşkilatı tüm Arap ülkelerine yayıldı. Hatta bu ülkelerdeki tağuti düzenlerin otoritelerini yıkacak seviyeye gelmişti. Altı kişiyle İsmailiye kasabasında başlayan bu samimi ve iman dolu hareket, yıllar sonra Kahire Evbar meydanında yüz binlere ulaşmıştı. İstihbarat üyeleri tarafından sıkı takibata alınan Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh, 12 Şubat 1949'da Kahire'de şehit edildi. Ah yazık, ne üzücü. Kurduğu teşkilata ne oldu? Bütün çalışmalar boşa mı gitti? Kendisi şehit oldu ama... Arkada bıraktığı İslami hareket sadece Arap dünyasına değil tüm İslam ülkelerine numune teşkil edecek prensip ve aksiyonları ortaya koydu. Kendisinden sonra teşkilatın başına geçen Seyit Kutub'u da okuyayım size. Seyit Kutub Amerika'da yaşamaktadır ve Hasan el-Benna'yı, İhvan-ı Müslimin'i tanımıyordur. O sıralar rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatmaktadır. Amerikalı dostlarının sevinçle kutlamalar yaptığını görür. Bu ani kutlama ve sevinçlerinin sebebini Amerikalı arkadaşlarına sorduğunda
aldığı cevap onu şoke eder. Ne demişler ki? Hasan el-Benna'nın öldürüldüğünü, bu yüzden kutlama yaptıklarını söylerler. Bu olaya şaşıran Seyit Kutup, ülkesi Mısır'a döndüğünde Hasan el-Benna'yı ve fikirlerini araştırmaya başlar. Bu araştırma neticesinde gerçek İslam'ın ne olduğunu anlar ve Hasan el-Benna'nın kurduğu İhvan-ı Müslimin teşkilatına dahil olur. Daha sonra yazdı: Yoldaki İşaretler ve Fizilalil Kur'an, Kur'an'ın Gölgesinde isimli tefsir kitabıyla sadece Mısır değil, tüm dünyadaki İslam halklarına ışık tutar. Seyit Kutup bir röportajında, "Bugün insanlık cehennemi bir uçurumun kenarında duruyor. Bunun sebebi ise, hayatın normal şekilde gelişmesini, sağlıklı bir biçimde ilerlemesini sağlayacak değerler açısından iflas etmiş olmasıdır. İşte söz konusu değerlere ve metoda sahip olan sistem İslam'dır," diyor. Tavizsiz çizgisini hep korumuş. 1954'ten itibaren 10 yıl kadar hapiste kalan ve eşsiz tefsirini hapiste yazan Seyit Kutup, uydurma bir mahkeme kararıyla 1965'te asılarak şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi tüm şehitler için ve Hasan el-Benna rahmetlik için bir Fatiha, üç İhlas okuyup ruhlarına bağışlayalım. Burası da Hüseyin Camii, Mısır camilerinin en ünlülerinden. Caminin mermer sütunları İstanbul'dan gelmiş. Tavanları ise altın yaldızlı boyalarla boyanıp ağaç süslemelerle kaplatılmış. Rivayetlere göre burada Hazreti Hüseyin'in başının bulunduğu kabir vardır. İçeri girelim, çok merak ettim. Tamam, girelim. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Ellezî lehû mulkus semâvâti vel ardı. Çok güzel Kur'an okuyor. Hiç bu kadar güzel Kur'an okuyan birini dinlememiştim. Ben de. Hüseyin Camii özellikle güzel sesli Kur'an okuyanlarıyla meşhurdur çocuklar. Babacığım, biraz kalıp dinleyebilir miyiz? Tamam, dinleyelim. Hatta ikindiyi burada kılalım, ne dersiniz? Olur. Vakit yaklaştı zaten. Servetlin sahibi, seni bilmek ne güzel ya Paris. Sen varsın her yerde, sen varsın her şeyde, yerde, gökte, kalbimizde. Senin kulun olmak, sana ait olmak ne şeref.